Euzubillahimineşşeytanirracim. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. MHP Genel Başkan Yardımcıları, il başkanları ve çeşitli illerden gelen partililer ve Ülkü Ocakları üyesi gençlerin katıldığı törende Bahçeli ilk olarak Şehitler Anıtı önünde dua etti. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı ve mağfireti için, bilhassa senin rızan için. Lillahi Teala'l Fatiha. Bahçeli daha sonra anıtın önüne ve şehitlerin isimlerinin bulunduğu mermerlerin önüne karanfil bıraktı. MHP lideri Bahçeli daha sonra namazgaha geçerek okunan Mevlid-i Şerif'i dinledi. Bahçeli programda yaptığı konuşmada Türk milletinin tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğunu belirterek provokasyonlara göz yummayız dedi. Şehitlik en yüce makam, en yüksek mertebedir. Nitekim şehitler peygamberlere komşu mesafesindedir. Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyen soylu iradeyi hiçbir gücün kıramayacağını, hiçbir saldırının yıkamayacağını, hiçbir zalimin teslim alamayacağını ikazen söylemek ve muhataplarına ilan etmek isterim. Bu aziz vatanın, bu kutlu milletin yalnızca fert fert insanı değil, aynı zamanda nehirleri gazidir, dağları da kahramandır. Değerli dava arkadaşlarım, ülkücü şehitlerimiz bizim her daim övüncümüzdür. Onlar bayraktır, kalbimizin gönderinde, mahşeri vicdanın zirvelerinde, dünya durdukça dalgalanacaktır. Şehitlerimizin mücadelesi boşuna verilmemiştir. Gencecik fidanlarımız, henüz bu yıl yeni terlemiş dava arkadaşlarımız boşu boşuna kara toprağa girmemişlerdir. Şu hatırlatmayı özellikle yapmak isterim ki, Türk milleti üzerinde kimlerin hain ve asmane planı varsa, Milliyetçi Ülkücü Hareketi'nin de onlarla kapanmaz, kapanmayacak hesabı vardır ve yeri geldiğinde bu hesap kıran kırana görülecektir. Gözlerine kara perde inenlerin dedikodularına, Türk düşmanlarına uyduluk yapanların provokasyonlarına göz yummamız, yol vermemiz akıl ve mantık inkarıdır.